Kara Frank üzümü, Türkiye'de yaygın olarak yetiştirilen ve birçok faydası bulunan bir bitkidir. Doğru toprak seçimi, bu bitkinin sağlıklı büyümesi ve verimli bir şekilde yetişmesi için oldukça önemlidir. Kara Frank üzümü yetiştiriciliği için en uygun toprak türleri, bitkinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanmalıdır. Başarılı bir Kara Frank üzümü yetiştiriciliği için öncelikle toprağın iyi bir drenaj sistemine sahip olması gerekmektedir. Frank üzümü kökleri su birikintilerinden hoşlanmaz ve aşırı sulama sonucunda kök çürümeleri yaşayabilir. Bu nedenle, toprağın suyu iyi bir şekilde dışarı atabilmesi için gevşek, hafif ve kumlu bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Ayrıca, toprağın pH değeri de 6-7 arasında olmalıdır. Çünkü Frank üzümü bitkisi asidik veya alkalin topraklardan hoşlanmaz. Don koruması da Kara Frank üzümü yetiştiriciliği için önemli bir faktördür. Soğuk hava ve don olayları, bitkinin hasar görmesine ve ürün veriminde düşüşe neden olabilir. Bu nedenle, karasal iklimlerde don koruması yöntemleri kullanılmalıdır. Örneğin, bitki dikimlerinin yapıldığı zaman aralığı dikkatli bir şekilde seçilmeli ve don olaylarıyla karşılaşma riski minimum seviyede tutulmalıdır. Ayrıca, bitkilerin üzerini örtecek şekilde örtü malzemeleri kullanılabilir veya bitkiler don koruyucu materyallerle kaplanabilir. Bu yöntemler, Kara Frank üzümü bitkilerinin don olaylarından korunmasına yardımcı olabilir. Kara Frank üzümünün istediği toprak özellikleri. Kara Frank üzümü, sağlıklı büyüme ve verimli meyve üretimi için belirli toprak özelliklerini tercih eder. Kara Frank üzümü yetiştirmek isteyenlerin aşağıdaki toprak özelliklerine dikkat etmeleri önemlidir. Toprak türü Kara Frank üzümü, genellikle killi, tınlı ya da humuslu topraklarda en iyi şekilde yetişir. Bu toprak türleri, bitkinin ihtiyaç duyduğu besinleri ve suyu tutma kapasitesine sahip olmasıyla bilinir. pH değeri Kara Frank üzümü, hafif asidik ya da nötr pH değerine sahip toprakları tercih eder. pH değeri 6 ile 7 arasında olan topraklar, bitkinin besin alımını ve kök gelişimini optimum düzeyde destekler. Drenaj Kara Frank üzümü, iyi drenajlı toprakları tercih eder. Su birikimi veya suyun uzun süreli olarak köklerin etrafında kalması, bitkinin kök çürümesine ve hastalıklara neden olabilir. İyi drenaj, toprağın aşırı suyu hızlı bir şekilde süzmesini sağlar. Kara Frank üzümü yetiştirmek isteyenler, yukarıdaki toprak özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun bir toprak hazırlığı yapmalıdır. Bu sayede bitki sağlıklı bir şekilde büyüyebilir ve bol miktarda lezzetli meyveler verebilir. Kara Frank üzümünün en iyi yetiştiği toprak türleri. Kara Frank üzümü, doğru toprak türünü seçerek ve sağlıklı bir şekilde yetiştirdiğinizde en iyi verimi verecektir. Bu nedenle, Kara Frank üzümü yetiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki toprak türlerini tercih etmelisiniz. Tınlı topraklar. Kara Frank üzümü, tınlı toprakları tercih eder. Tınlı topraklar, mineral açısından zengin olup, iyi drenaj sağlar. Bu toprak türü, bitkinin köklerinin ihtiyaç duyduğu besinleri sağlamak için idealdir. Kumlu topraklar. Kara Frank üzümü, kumlu toprakları da tercih edebilir. Kumlu topraklar, suyu iyi drene eder ve hava alabilirlik sağlar. Bitkinin kökleri için uygun bir yaşam alanı sunar. Humuslu topraklar, Kara Frank üzümü, humuslu toprakları da sevecektir. Humuslu topraklar organik madde açısından zengin olup, suyu ve besinleri iyi tutar. Bitkinin sağlıklı büyümesini desteklerler. Asidik topraklar, Kara Frank üzümü, hafif asidik toprakları da tercih eder. Asidik topraklar, bitkinin pH tercihlerini karşılar. Bu topraklarda bitki daha iyi büyür ve besin maddelerini daha iyi emebilir. Kara Frank üzümünü başarılı bir şekilde yetiştirmek için yukarıdaki toprak türlerinden birini seçebilirsiniz. Toprak seçimi, bitkinin sağlığı ve verimliliği üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır. Kara Frank üzümü için uygun pH değeri. Kara Frank üzümü bitkisinin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve verimli bir şekilde meyve vermesi için uygun pH değerine sahip topraklar tercih edilmelidir. Kara Frank üzümü bitkisi, hafif asidik pH değerlere sahip toprakları tercih eder. Asidik topraklar, pH değerli 5.5-6.5 arasında olan topraklardır. Bu pH aralığı bitkinin köklerinin besin maddelerini almasını ve suyu emmesini kolaylaştırır. Aynı zamanda, asidik topraklar demirin bitkiye daha kolay yemilmesini sağlar.
Bu da bitkinin sağlıklı bir şekilde büyümesini ve gelişmesini destekler. Kara fenk üzümü bitkisinin pH değeri uygun topraklarda yetişmesi için gereklidir. pH değerinin uygun olmaması bitkinin büyüme hızını ve ürün verimini olumsuz yönde etkileyebilir. pH değeri düşük olan topraklarda bitki strese girer ve besin maddelerini almakta zorlanır. Bu da bitkinin sağlığına ve verimine zarar verebilir. Dolayısıyla kara fenk üzümü bitkisinin sağlıklı ve verimli bir şekilde büyümesi için pH değerli 5.5-6.5 arasında olan asidik topraklar tercih edilmelidir. Bu pH değerine sahip topraklar bitkinin beslenme ihtiyaçlarını karşılamakta daha etkilidir ve bitkinin sağlıklı bir şekilde büyümesini ve meyve vermesini destekler. Kara fenk üzümünün toprakta istediği drenaj. Kara fenk üzümü bitkisi sağlıklı bir şekilde büyüyebilmek ve verimli bir şekilde meyve verebilmek için iyi bir drenaja ihtiyaç duyar. İyi drenaj, toprakta suyun birikebileceği durumları engeller ve köklerin çürümesini önler. Ayrıca İyi bir drenaj sayesinde bitki besinleri ve suyu daha iyi emebilir. Drenajı iyi olan topraklar yoğun ve kirli yapıya sahip olmamalıdır. Ağır topraklar suyu uzun süre tutar ve bitki köklerine yeterli oksijenin ulaşmasını engeller. Bunun yanında aşırı drenajı olan topraklarda bitki köklerinin su ihtiyacını karşılamasını zorlaştırır. Kara fenk üzümü bitkisi için en uygun olan topraklar kumlu ve kirli tınlı topraklardır. Bu topraklar iyi bir drenaja sahip olmalarıyla birlikte bitki köklerine gerekli suyu ve oksijeni sağlar. Bunun yanında bu topraklar bitki besinlerini de daha iyi tutar ve bitkiyi daha sağlıklı bir şekilde besler. Eğer bahçenizdeki toprak yapısı kumlu veya kirli tınlı değilse drenajı iyileştirmek için bazı önlemler alabilirsiniz. Bunlardan biri, bitkinin yetişeceği alanı yükseltmek ve toprağa kum, perlit veya çakıl gibi malzemeler eklemektir. Bu malzemeler, toprağın daha iyi drene olmasını sağlar ve bitki köklerinin daha sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olur. Kara fenk üzümü bitkisi, drenajı iyi olan topraklarda en iyi şekilde yetişir ve gelişir. Bu nedenle bahçenizde uygun bir drenaj sağlamak için gerekli önlemleri almanız önemlidir. Böylece kara fenk üzümünün sağlıklı büyüdüğünü ve lezzetli meyveler verdiğini gözlemleyebilirsiniz. Kara fenk üzümü için çevreleme önemlidir. Kara fenk üzümü yetiştiriciliğinde çevreleme çok önemli bir faktördür. Çünkü fenk üzümü bitkisi sıcak iklimi tercih etmektedir ve çevreleme sayesinde bitkiyi çevreleyen duvarlar veya tel örgülerle bitki daha iyi korunur ve soğuk hava koşullarından etkilenmez. Çevreleme önemi sıcaklık koruması bitkinin soğuk hava koşullarından etkilenmemesi için çevirleme yapılması gerekmektedir. Özellikle kış aylarında don olayı bitkiye zarar verebilir. Rüzgar koruması çevreleme sayesinde rüzgarın bitkiye zarar vermesi engellenir. Özellikle sert rüzgarlar bitkiye zarar verebilir. Hayvan koruması çevreleme ile bitkinin hayvanlar tarafından zarar görmesi önlenir. Özellikle kuşlar ve diğer hayvanlar fenk üzümü meyvelerini yemeye çalışabilir. Güvenlik sağlama çevreleme ile bitki daha güvende olur ve hırsızlık gibi sorunlar yaşanmaz. Fenk üzümü yetiştiricileri çevreleme ile yetiştirdikleri ürünlerini koruyabilirler. Çevreleme yapılırken, bitkinin ihtiyaçlarına uygun malzemeler tercih edilmelidir. Örneğin, dayanıklı ve uzun ömürlü malzemeler kullanılmalıdır. Ayrıca çevreleme için uygun olan alanda bitkilerin büyüme alanı göz önünde bulundurulmalıdır. Kara fenk üzümü yetiştiriciliği için çevreleme önemli bir yatırımdır. Doğru çevreleme ile bitkinizin sağlıklı bir şekilde büyümesini ve meyve vermesini sağlayabilirsiniz. 11. Kara fenk üzümü için uygun arazi bakımı. Kara fenk üzümü için uygun arazi bakımı. Kara fenk üzümü yetiştirilirken uygun arazi bakımı önemlidir. Aşağıda kara fenk üzümü için uygun arazi bakımı hakkında bazı bilgilere yer verilmiştir. Kara fenk üzümü bitkisinin iyi gelişebilmesi için güneşli bir konum tercih edilmelidir. Bitkinin gölgeye maruz kalması verimli ve sağlıklı büyümesini etkileyebilir. Toprak nemini korumak için bitkinin etrafı örtü malzemesi ile kaplanmalıdır. Örtü malzemesi, bitkinin köklerini soğuk hava, rüzgar ve dondan koruyarak sağlıklı büyümesini destekler. Bu malzeme aynı zamanda toprağın nemini koruyarak bitkinin su ihtiyacını karşılar. Bitki, toprak pH değerli 5.5 ile 7 arasında olan asidik topraklarda en iyi şekilde büyür. Toprağın drenajı iyi olmalıdır. Su birikintilerinden kaçınılmalıdır. Bitkinin etrafında uygun bir çevreleme oluşturulması, zararlı böceklerin ve hayvanların bitkiye zarar vermesini engeller. Don koruması,
Karafrenk üzümü bitkisinin soğuk havalara dayanabilmesi için önemlidir. Don koruması sağlayacak şekilde bitkinin üzerine örtü malzemeleri ile koruyucu bir örtü yapılabilir. Bitki, uygun arazi bakımı sağlandığında verimli bir şekilde büyüyecek ve sağlıklı meyveler verecektir. Uygun arazi bakımı, karafrenk üzümü yetiştiriciliğinde önemli bir faktördür. Yukarıdaki bilgileri dikkate alarak, karafrenk üzümü bitkisinin sağlıklı ve verimli bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz. Karafrenk üzümü için uygun sulama ve besleme yöntemleri. Karafrenk üzümü bitkisi, sağlıklı büyüme ve verimli ürün alımı için düzenli sulama ve besleme gerektirir. Bu noktada, uygun sulama ve besleme yöntemlerini uygulamak önemlidir. Aşağıda, karafrenk üzümü bitkisi için uygun sulama ve besleme yöntemlerini bulabilirsiniz. Sulama besleme karafrenk üzümü bitkisi, sulama konusunda dikkatli olmayı gerektirir. Toprağın nemli kalmasını sağlamak için düzenli sulama yapılmalıdır. Ancak aşırı sulama da bitkinin köklerinin çürümesine neden olabilir. Bu nedenle sulama sıklığı ve miktarı kontrol edilmelidir. Karafrenk üzümü bitkisi, düzenli olarak beslenmelidir. Besin maddeleri, eksikliği bitkinin büyümesini ve verimini olumsuz etkileyebilir. Organik gübreler veya özel bitki besinleri kullanılarak bitkinin ihtiyacı olan besin maddeleri sağlanmalıdır. Bitkinin köklerinin iyi hava almasını sağlamak için sulama yöntemi olarak damlama sulama veya çukur sulama tercih edilebilir. Bu sulama yöntemleri, suyun bitkinin kök bölgelerine direkt olarak ulaşmasını sağlar ve suyun toprak yüzeyinde buharlaşmasını engeller. Besleme yöntemi olarak, bitkinin büyüme dönemlerine uygun şekilde gübreleme yapılmalıdır. Sıvı gübreler veya yavaş salınımlı gübreler kullanılabilir. Besin maddeleri, bitkinin ihtiyaç duyduğu oranlarda ve zamanlamada verilmelidir. Uygun sulama ve besleme yöntemlerini uygulayarak, karafrenk üzümü bitkinizin sağlıklı büyümesini destekleyebilir ve daha verimli ürünler elde edebilirsiniz. Karafrenk üzümü yetiştirmek için hangi toprak türü gereklidir? Karafrenk üzümü, genellikle kumlu, tınlı ve iyi drene olan topraklarda iyi gelişir. İyi drene olması önemlidir çünkü su birikimi bitki köklerinde çürümeye neden olabilir. Karafrenk üzümü neden iyi drene olan topraklarda yetiştirilmelidir? İyi drene olan topraklar, bitkinin köklerinin gerektiği kadar nem almasını ve fazla suyu uzaklaştırmasını sağlar. Bu, kök çürümeleri gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur. Karafrenk üzümü yetiştirmek için çevreleme gereklidir mi? Evet, karafrenk üzümü yetiştirmek için çevreleme yapmak gereklidir. Çevreleme, bitkilerin korunmasına ve desteklenmesine yardımcı olur. Ayrıca, bitkileri istenmeyen otlardan korur ve toprağın nemli tutar. Karafrenk üzümü yetiştirirken don koruması yapmak gereklidir mi? Evet, don koruması karafrenk üzümünün yetiştirilmesi sırasında önemlidir. Frenk üzümü bitkisi soğuk hava koşullarına karşı hassastır ve don zararına yol açabilir. Don koruması, bitkiyi soğuktan korumak için örtü malzemeleriyle yapılabilir. Hangi dönemde karafrenk üzümü don korumasına ihtiyaç duyar? Karafrenk üzümü don korumasına özellikle kış aylarında ihtiyaç duyar. Soğuk hava koşullarında bitki zarar görebilir. Bu nedenle don koruması önemlidir. Genellikle Aralık ve Şubat aylarında don tehlikesi daha yüksek olabilir. Karafrenk üzümü için hangi toprak gereklidir? Karafrenk üzümünün yetiştirilmesi için genellikle verimli ve iyi drene edilen topraklar tercih edilir. Toprakta organik madde içeriği yüksek olmalı ve pH seviyesi 6-7 arasında olmalıdır.